Merhaba arkadaşlar. Falcumber kalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çember falacılım yapacağız arkadaşlar. Ağustos ayında hayatımda neler olacak? Neler beni bekliyor? Nelerle karşılaşacağız? İlişki konusunda bizi ne bekliyor? Kariyer konusunda bizi nasıl bir yol bekliyor? Bunların hepsini değinmeye çalışacağız. Tabii ki videoyu sonuna kadar izlemeniz durumunda bu videonun şifasını faydasını almış olacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tasımlarla birlikte şifa tasımlarla birlikte size fayda sağlayacaktır. Size hayır ve şifa sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylemek istedim. Onun dışında bu videoya herhangi bir sebepten tıklamış izliyor olabilirsiniz. Bu videonun sonuna kadar özellikle sonlarına yakın vücudunuzda bir uyuşma, hafif bir uyuma hissiyatı olduysa kesinlikle bunu yorumlarda yazın. Çünkü bunu yazdığınız zaman, açıkçası bunu hissettiğiniz zaman açıkçası büyük bir şifalanma yakalanmışsınız, yakalanmışsınızdır demektir arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi telvemi aldım. Şöyle kağıdımı içerisine atıyorum. Tabii ki niyetleriniz ve dilekleriniz çok önemli olacak bu video içerisinde. Niyetleriniz ve dileklerinizi tutun arkadaşlar. Hayırlısı şifası şimdiden olsun. Niyetinizi ve dileğinizi tuttuysanız sizler adına döküyorum. Temmuz ayını bitirdik. Ağustos ayında özellikle bizleri artık neler bekliyor? Biraz ıslattık. Sakarlık var. <laughs> Açıkçası Bende de sakarlık var ama bu videonun çoğu izleyenin izleyen kişilerinde şu günlerde açıkçası bir sakarlık var gözüküyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani açıkçası benim ilk başta gözüme takılan şey şu oldu. Bak hemen şöyle aşk hayatına doğru baktığım zaman kalbinizde ve gönlünüzde tuttuğunuz o insanın size karşı yaptığı bir hatanın olduğunu görüyorum. Aklınızdaki kişi bu her kimse artık arkadaşlar onu niyet alarak düşününüz. Bu insanın size karşı yaşattığı bir hayal kırıklığı görüyorum. Bu hayal kırıklığı yüzünden bu insana olan güveniniz bitmiş, bu insana olan güveniniz kalmamış. Hatta son zamanlarda bu insanı çok düşündüğünüzü düşünerek kendi üstünüzde sakarlık, unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve sinirlilik olduğunu görüyorum. Yani sinirlilik enerjisi o kadar çok fazla ki bazı konulara artık sabırsız olabiliyor ve sabrınız kalmıyor gözüküyor. Sabah işe giderken ya da herhangi bir şekilde sabah kalktığınızda üstünüzdeki ağırlık, size sinir enerjisi, uyuma enerjisi ve daha güne odaklanamama, hemen toparlanamama, dinç uyanamama durumu yaratıyor. Bu durum arkadaşlar üstünüzdeki bir nazarı temsil eder. Açıkçası bu nazar da sizden gelen ya da herhangi bir şekilde çevrenizden gelen bir nazar değil. Bu ilişkiden almış olduğunuz bir nazar. Tamamiyle ilişki hayatınızdan gelen bir nazar gözüküyor. Bu nazar durumu aklınızdaki, kalbinizdeki insanlar, yaşadığınız birliktelikte. Bakın, burayı çok iyi dinleyin. Yaşadığınız birliktelikte sizi çok yakıştıranlar, sizi birbirlerinize çok uyumlu görenler, iyi söz söyleyenlerden gelmiş bir nazar. Böyle bir nazarınız var. Bu nazarda tabii ki dediğim gibi bak ilk başta kağıdı komple ıslattık gördüğünüz gibi. Kağıt neredeyse komple ıslandı. Bu sakarlığı temsil eder. Sakarlık nereden gelir? Çoğu sakarlık durumu nazardan gelir. Yani şu son zamanlarda bir yerinizi kırmamaya, bir yerinizi incitmemeye, özellikle evim elinizi kolunuzu kestirmemeye bir Dikkat etmeniz gereken bir dönem açıkçası. Ağustos ayına girişimizle birlikte ilk başta yaşanacak şeylerden bir tanesi tabii ki Temmuz'un sonu. Ağustos'un başı sakarlık durumu olacak arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman öyle bir enerjide ki gerçekten beni çok şaşırtan bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Neden? Çünkü aklınızdaki insan açıkçası nasıl bir insan biliyor musunuz? Ayranım dökülmesin Bilmem ne bilmem ne olmasın. Neden? Çünkü bu insan açıkçası biraz menfaat üzerine giden bir insan. Menfaati seven bir insan. Her ne kadar bu insanı tanımadığınızı düşünsenize. Bakın arkadaşlar Aklınızdaki insan çok inatçı bir karakter. İstediğini kesin ama kesin olarak lafıyla, diliyle, sözüyle o insanı etkileyerek bir şekilde alabilen bir karakter. Ve siz bu insana gerçekten bütün duygunuzda, bütün saflığınızda, her şeyinizde resmen çok fazla yaklaştığın, yaklaşmışsınız. Temmuz ayında bunu çok fazla görmüşsünüz. Temmuz ayının sonlarında ve Ağustos'un başında ilk başta alacağınız şey aklınızdaki insandan bir geri dönüş olacak. Ama öyle böyle bir geri dönüş değil. Nasıl bir geri dönüş biliyor musunuz? Bakın size bir şeyi bahane edecek. Hani demiştim ya aklınızdaki insan manipüle etmeyi, bahane etmeyi, bir şeylerden kesin olarak bir şey istiyorsa onu kesinlikle lafıyla değil de sözüyle alır dedim ya. Lafıyla ve diliyle, sözüyle gelecek. Size tekrar yaklaşacak gözüküyor. Bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını size söyleyecek. Artık değiştiğini söyleyecek ama arkadaşlar kesinlikle inanmayın çünkü ya size o konuda yalan söyleyecek. Bir insan 7'sinde nasılsa 70'inde de öyledir derler ya atalarımız. Gerçekten çok doğru bir söz. Çünkü aklınızdaki insan size değiştiğini kanıtlamaya çalışacak ki bunu da çok iyi yapan bir karakter. Yani evet sen değiştiğini düşünüyorum ben deyip hayatınızı alırsanız değiştiğine dair şeyler gösterir ama kesin olarak yine aynı şeyleri size yaşatma ihtimali çok yüksek. Aklınızdaki insanın bu enerjisini gördüm. Yalnız şöyle de bir enerji var. Evet gerçekten duygusal olarak sizden başkasıyla mutlu olamadığını, huzurlu olamadığını açıkçası net bir şekilde başka insanın onun hayatına hiçbir şekilde zevk katmadığını görüyorum. Yani bundan dolayı aslında sizden vazgeçemiyor ama dediğim gibi hem ayranım dökülmesin hem de maalesef anladınız siz onu. Öyle bir insan yani Evet elimde seni tutuyorum ama şunu da tutmalıyım, şunu da tutmalıyım diye bilen bir karakter. Yani bu insanın açıkçası evet geri dönüşü var. Çok istediğiniz o geri dönüş geliyor. Hatta size kendisini affettirmeye çalışacak, yalvaracak, yakaracak. Belki biraz gururlu bir insan pek yalvarmayı sevmez ama e, bir şekilde kendisini affettirmeye çalışacak kesin olarak. İlk söylediği şeye inanmayın. Bakın Ağustos ayında aklınızdaki insandan iki tane geri dönüş alacaksınız. Bir tanesine inanmayın. Hatta tersleyin gönderin. Çünkü siz bu zamana kadar hayatınızda hayır diyemediğiniz için her insana evet diyebildiğiniz için her insanın isteklerinin doğrultusunu karşıladığınız için şu anda bu haldesiniz depresyona giriyorsunuz. Yani o insanların o sıkıntılı enerjilerini öyle bir çekmişsiniz ki mesela sizde sabırsızlık yokmuş. Hani sabredebiliyor musunuz bazı şeylere? Ondan sonra sabredememeye başlamışsınız. Sinirlilik yokmuş. Sinir başlamış. Yani bu daha çok kötü bir şey. Çünkü e, sevdiğiniz bir insanı da üzebiliyorsunuz. İletişiminiz olmadığı bir insanı da üzebiliyorsunuz. Gerçekten hani ben ne yapıyorum ya? Ben hangi bir karaktere büründüm diyebiliyorsunuz kendinize. Hani ruh haliniz çok çabuk değişmeye başlamış. Bunu size yapanlar maalesef hayatınızdaki insanlar olmuş sorumluluk aldığınız, iyilik yaptığınız, kendinizden ödün verdiğiniz, hatta ve hatta merhamet ettiğiniz, sürekli merhamet ettiğiniz insanlardan kaynaklı gözüküyor. Özellikle aklınızdaki kişi buna dahil bir insan haberiniz olsun. Evet aklınızdaki insandan iki tane geri dönüş alacaksınız. Eğer ki bir tanesini reddederseniz yani birinci geri dönüşünü reddederseniz o insan ikinci geri dönüşünde size bütün duygularıyla, bütün saflığıyla gelecek. Ama eğer ki bir tanesinde sözlerine, laflarına ya da yaptığı herhangi bir şeye aldanıp bir ilişkiye ya da bir e, muhabbete dahi başlarsanız bu ilişki kesin ama kesin olarak yürümez ve gitmez arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü o insan zoru seven, zorun peşinde koşan ve zoru elde etmeye çalışan bir karakter. Zor olduğunuz ona göstermeniz, kanıtlamanız gerekiyor. Sadece göstermeniz değil, kanıtlamanız gerekiyor. Evet. Kariyer hedefiniz, kariyer yollarınız çok açık. Bakın öyle böyle değil. Aldığınız kararlar. Eğer ki çünkü aldığınız kararlarda genel olarak yapamadığınız, yani daha öncesinde engel çıkan birçok şey hayatınızda olmuş. Kariyer konusunda ben şu işimi yaparım, ben şu işle ilgilenirim dediğiniz bir şey. Neyse şunu söylemek istiyorum ben. Bakın ticari manada eğer ki ticari manada bir şey yapmak istiyorsanız ve bununla ilgili daha öncesinde bir şey düşünmüşseniz bu işe gireceksiniz. Bakın bu iş zaten eğer ki Kendinizde bu ticari kafayı düşünüyorsanız olacak. Özellikle bu dominant olanlara yani kendini otoriter e, durumunda hissedenlere söylüyorum. Ticari kafanız çok yatkın ve ticari bir iş düşündüyseniz zaten bu işiniz olacak. Siz bir adım atın yeter ki. Diğer türlü baktığım zaman şehir dışında yani... Kendi şehrinden değil de başka bir şehirden bir şey yapmak isteyen. İşte ben şu işi yaparım şu işle ilgilenirim ama şu şehirde yapmam lazım dediğiniz bir iş varsa. Bu işinizin de rast gideceğini. Sizi hatta bu yoldan döndürmeye de çalışmışlar işte olmaz. Orada her şey masraf gibisinde çünkü yaşayacağınız yer masraflı bir şehir olacak ama maddi di olarak da çok fazla gelir elde edebileceğiniz bir fırsatınız var. Bu fırsatınızı değerlendirin. Bu fırsatınız önemli bir fırsat ve sizin hayatınızı, sizin asıl açıkçası geleceğinizi belirleyecek bir fırsat olacak. Diğer türlü baktığım zaman devlet dairesi devlet işiyle ilgili herhangi bir şey yapmaya çalışıyorsanız şu anda ve bununla ilgili herhangi bir kazanç elde etmeye çalışıyorsanız devlet konusuyla alakalı bu işiniz olacak ama bu işinizin olması Ağustos ayını geçecek. Yani Ağustos ayında bu işiniz olmuyor. Ama eğer ki ticari kafasınız çalışıyorsa ne bileyim ticari ile ilgili bir şey yapmak istiyorsanız ticarettir odur budur gibi alsat gibi. Bunlar olacak bak bunlar olmaya çok ramak kalmış şeyler. Yani siz bir adım atmanız gerekiyor. Sizin bir şey risk etmeniz gerekiyor. Yani bir malınız var belli ki ya da birikmiş bir paranız var. Bunu biraz riske etmeniz gerekiyor. Bunu biraz riske yatırmanız gerekiyor. Çünkü ticaret risk işidir ve siz bunu başarırsanız ki başarılı bir kişiliğe sahipsiniz ki hanenizde ailenizde Arkadaş çevrenizde birçok sorumluluğu alabilen, birçok sorumluluğun üstesinden gelebilen bir yapınız var ki bunu çok defa göstermişsiniz insanlara, çok defa da kanıtlamışsınız. Girdiğiniz bir iş yerinde ya da çalıştığınız herhangi bir yerde kendinizi insanlara kanıtlamayı başarmışsınız. Yani insanlar sizin o enerjinizi, o çalışma hevesinizi ya da ne bileyim hırsınızı görebiliyorlar ve ona göre size merhamet edebiliyorlar. Yani açıkçası siz kendinizi çok fazla gösteren bir kişiliğe sahipsiniz. O yüzden aslında Ağustos ayı e, ciddi manada yoğun bir ay olacak. Son yoğunluğunuzu yaşayacağınız bir ay olacak. Neden son yoğunluğunuzu diyorum. Çünkü Ağustos ayında bir şeyler yapabildiniz yaptınız. Yapamadıysanız bu daha ne kadar sürer biliyor musunuz? 8 ay sonrasında yapabileceğiniz işler ortaya çıkar artık. Yani 8 ay sonra siz bir işe karar verip oturup düşünürseniz o işiniz olur. Ama eğer ki Ağustos ayında yani son kazanç ayında çünkü e, bizde falda öyle denir. Sol, son kazanç ayı Ağustos ayı denir. Son kazanç ayında yapabileceğiniz yaparsanız sizin için daha iyi olacak haberiniz olsun. Aldığınız kararlar, yaptığınız işler gerçekten buna yönelik bir iş olursa ticari zeka, ticari durumlar olursa bu işiniz rast gidecek, hayırlı gidecek ve hayırlı kazançlar elde edeceksiniz. Onun dışında dediğim gibi devlet dairesi, devlet ile ilgili belge, odur budur, iş e, ya da ne bileyim, atanma herhangi bir şey bekleyen varsa bunların işinin maalesef 8 ay sonrasına kadar kalacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet sağlık konusunda bakın baş ağrısını son zamanlarda iki ya da haftanın üç günü yaşar olduğunuzu görüyorum. Yani baş ağrısı kendisini çok net bir şekilde belli ediyor. Bu baş ağrısının sizin vücudunuzda yorgunluk, halsizlik, bitkinlik enerjisi, unutkanlık enerjisi hatta işinizdeki dikkat dağınıklığına dahi sebep oluyor. Bu dikkat dağınıklığı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik enerjisi sağlıkla ilgili herhangi bir problem değil. Yalnızca üstünüzdeki ağırlıktan kaynaklıdır arkadaşlar. Çünkü Ağustos ayında çok fazla dikkat çekebileceğiniz, çok fazla hareketli olabileceğiniz, İnsanlarla öyle bir konuşacaksınız ve öyle bir muhabbete gireceksiniz ki artık insanlar gerçekten sizin deha olduğunuzu sanacaklar. Deha olduğunuzu onlara göstereceksiniz, onlara kanıtlayacaksınız. Yani aslında kanıtlamadığınız hiçbir şeyi bırakmayacaksınız. Ardınızda da bir iz bırakmayacaksınız. Neden? Çünkü artık başarılı olabileceğiniz, başarınızı ortaya koyabileceğiniz bir dönem ve bu dönemde tabii ki ister istemez nazarınız da artacak. Unutmayın. Bir insanın hayatında çok hareketlilik varsa o insana dönüp bir bakın. O insanda kesin nazar vardır ve bu durumu yaşayacaksınız. Çünkü zaten insanlar konusunda öyle bir dikkat çekiyorsunuz ki size bakan bir insan bir iş halindeyken, bir gezi halindeyken, bir giyinme söz konusuyken bir insanı çok kolay bir şekilde etkileyebilir çok kolay bir şekilde o yüzden size bakmasını sağlayabilirsiniz. Bundan da gelen nazarlarınız var. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Ağustos'un 26'sında, 25'inde ve 24'ünde kalbinizle olan ve hissettiğiniz bir davanız, bir miras konusu ya da anlaşamadığınız, anlaşmazlıktan çıkan bir mahkeme sonucuyla ilgili beklediğiniz hatta çok da beklediğiniz bir şey varsa o mahkemenin bakın eğer ki Ağustos ayında bir mahkemeniz varsa bu mahkeme hayırlı geçecek. İlk başta bunu bir söyleyeyim. Yani o mahkeme durumu Ağustos ayında ertelenmiş bir mahkeme durumunuz varsa bu mahkeme durumunuz da hayırlı geçecek, hayırlı sonuçlanacak, lehinize sonuçlanacak. Ama eğer ki Ağustos ayından herhangi bir aya ertelenmiş ve 3 ayı geçmiş bir mahkeme söz konusu söz konusu ise sizinle bu mahkemede uğraşacaklar. Sizinle mahkemede uğraşmaya çalışan insanlar var. Haberiniz olsun. Şimdi şunu belirtmek ve söylemek istiyorum. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Aklınızdaki insanın sizinle ilgili yapmak istediği bir şey var. Bu şey sizin arkadaş çevrenizi çok da o yani çok da tanıması da bir şekilde tanıyor. Arkadaş çevrenizde isminin içerisinde bakın 5 harfli bir isim. isminin içerisinde de S harfi olan bir arkadaşınıza bir şey söyleyecek. Söylediği şey sizinle alakalı bir şey. Aklınızdaki insanın siz bir hareketine o kadar çok sinirleneceksiniz ki o kadar gönül koyacaksınız ki Gerçekten ben bu insandan bunu beklemezdim dediğiniz bir şey yapacak Yaptığı şey de öyle bir şey ki arkadaşlar Gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız Sizi bir konuda Kötüleyecek Bakın Bunu Asla unutmayın aklınızdaki insan sizi bir konuda kötüleyecek çünkü o bir yerden duymuş, bir yerden sadece duymuş, görmemiş, şahit olmamış sizinle ilgili bir şey söyleyecek. Siz aklınızdaki insanın o hareketine çok sinirleneceksiniz. Çünkü sizi o insanlarla muhatap edecek. Sizi belki de en yakın tanıdıklarınızla muhatap edecek. Yani onlarla tartışmaya sokacak sizi. İster istemez onlarla bir tartışmaya gireceksiniz. Aklınızdaki insanla ilgili de böyle bir gerginlik yaşayacaksınız. Ağustos ayında yani biraz aklınızdaki insan açıkçası sizinle uğraşacak. Sizinle resmen sizin sınırlarınızı sinirlerinizi zorlayacak. Haberiniz olsun sakin kalmanızda fayda var. Çünkü o insanı reddettiğiniz zaman o insanı hayatınızda yani her ne olursa olsun tartışma dahi de çıksa. Sizi bir konunun içine dahi de atsa sizi bir çukura dahi atsa. O insandan uzaklaştığınız takdirde yani herhangi bir şekilde muhatap olmadığınız takdirde emin olun ki sizin dominantlığınızı ve otoriterliğinizi net bir şekilde anlamış olacak. Bu insan değişmiş diyecek. Şu an değiştiğinizi inanmıyor haberiniz olsun. Değiştiğinizi sanmıyor. Bilerek yapıyorsunuz sanıyor. İnadına yapıyorsunuz sanıyor. Evet teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650, 51, 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirsiniz. Burada Instagram hesabımıza da tabii ki abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim çünkü Instagram hesabında en fazla çekiliş yaptığım yer Instagram oluyor haberiniz olsun. Çekilişleri kaçırmamanız adına ve bu videonun altına yorumu beğenilmemiş yani hiç yorumu beğenilmeyen bir kişiye su hediye edilecek haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.